Tekrardan merhaba. Bu videomuzda da relatif pozisyonlama komutunu göstermeye çalışacağız. Canopy'nin Special Driver için relatif pozisyonu göstermek için bir network daha açıyorum. Şuna DDRV AC komutu diyelim. Şuna da DDRV AC komutu diyelim. Komutum DDRVI. Bildiğiniz Pulse komutu. Delta PLC kullananlar bu komuta hakimdir. Sonuna sadece C harfini ekleyerek pozisyonlama işlemini Canopy'nin üzerinden gerçekleştirebilirim. Komutumun enable çalışma şartlarından bir tanesine diyorum ki eğer home işlemi tamamlandıysa diğeri de S1 DDRVIC start adını verdiğim bir bit adresim olsun. Komutun değişkenleri absolute pozisyonlama komutuyla birbirine benzer olacaktır. Aradaki tek fark hareket profilidir. S1 değişkenim yine istasyon numarası. S2 değişkenim relatif hedef pozisyonum. S3 değişkenim de target speed'im. Yani hız değerim. Pozisyon hızım. Bu değişkenim 0.1 RPM çözünürlüktedir. Örneğin motoru 3000 RPM'de bir pozisyona götüreceksem bu S3 değişkenine 30.000 sayısını yazmam gerekmektedir. Şimdi absolute pozisyonlama komutunda olduğu gibi relatif pozisyonlama komutu için de değişkenlerimi tanımlıyorum. S1 değişkenim 1 numaralı servo. Şu değişkenlerini doğrudan olduğu gibi kullanayım. Çünkü her ikisi de 32 bitlik adreslerdi. Pozisyon tamamlandı bilgi biti için SM1631'i kullanmam gerekiyordu. Buna da AS serisi PLC'nin programlama manuelinden erişebiliyorum. SM1631 biti benim için -1 pozisyon tamamlandı bit adresiydi. SM1631 bunun da yükselen kenar kontağını kullanacağım. Bu bit adres aktif olduysa ne zaman aktif olduysa S1 home işlemim tamam. Ve S1 DDRVIC komutum aktif iken SM1631 aktifse şu komutum pozisyon hareketini tamamlamıştır şeklinde yorumlayabilirim. Completed bitiyle bir komutun çalışma şartını keselim. 2 SM1631'i de resetleyelim. Ve komutumun tepkisine şöyle bir bakalım. Bu haberleşme konfigürasyonu çok esnektir, çok pratiktir. Özel bir Pulse bağlantısı yapmanıza gerek kalmamaktadır. Sadece bir Canopy'nin kablosu ile Absolute, Relative ve Velocity hız modunda çalışabilirsiniz. Birçok değişkeni okuyabilirsiniz. Status monitörlerini okuyabilir, feedbacklerini okuyabilir, hata kodlarını okuyabilir. Birçok pozisyon, hız, hızlanma zamanı, yavaşlama zamanı gibi birçok değeri hali hazırda size sunulmuş olan komut kütüphanesi ile gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi DDRVI relatif pozisyonlama komutuna şöyle bakalım. InitJ komutunu aktif hale getirdim. Servo şu an on konumunda. Home işlemim için değerlerimi yazdım. Şu an servom home işlemini gerçekleştiriyor. Zaten Z fazın üzerinde konumlandığı için doğrudan değerini sıfır kabul etti. Fakat ben şu Z fazına göre biraz açısını bozup home işlemini tekrar göstermek istiyorum. Şu an değerim eksi 40.000 diye bir şey gösteriyor. Home modunu yazmama gerek yok. Bunu sadece bir defa yazmış olmam yeterlidir. Şu an motorum Z fazının tam üzerinde konum alarak pozisyon değerini, feedback değerini sıfır olarak güncelledi. Şimdi relatif olarak örneğin 250.000 Pulse noktasına gidelim ve komut hızımız da 200 RPM olsun. Bunun için buraya 2000 yazmam gerekiyor.
Çünkü S3'teki hız değişkenim 0.1 RPM çözünürlükteydi. Komut aktif hale getiriyorum. Sürücüm 250 bine gidiyor. Ve pozisyonlamasını tamamlayıp komut kendini resetliyor. Bir kez daha gönderelim. Şu an sürücüm 500 bin noktasına ulaşıyor. Bu esnada şuradaki motor stop girişimi aktif hale getirirsem aslında şunu da yapabilirim. Eğer ki pozisyon komutumu yarıda kesersem pozisyonlama işlemim sonlanmış olacaktır. Ancak şunu bir tekrardan 250 bin noktasına getirip göstermem gerekiyor. Ancak pozisyona giderken motor stop girişini tetiklediğimde çalışma komutum relative bile olsa eksen pause yapacak. Pause işleminden sonra motor stop girişini tekrar kaldırdığımda relative pozisyonunda ya da relative komutunda çalışma şartı kesilmemişse kalan pozisyonunu icra etmeye devam edecektir. Şimdi şu arkadaşın hızını biraz düşürelim. Örneğin 100 RPM'de pozisyonuna gitsin. Komut aktif iken motor stop girişini verdiğimde biraz vermekte geç kaldım. Eksenin hızını biraz daha düşürmem gerekiyor. Örneğin 20 RPM yapmam gerekiyor. Şu an encoder feedbacklerin 500 bini gösteriyor. Relatif artı 250 bin daha gideceğim. Yani yeni pozisyonum 750 bin olacak. Fakat pozisyona giderken motor stop girişini tetikliyorum. Motorun pause konumuna geçiyor. Set off verdiğimde de kalan pozisyonunu icra edip 750 binde komut pozisyonum sollanmış oluyor. İki farklı hareket komutumuz bulunmakta. Pozisyonlama komutumuz. Bunlardan birincisi absolute, diğeri relatif pozisyonlama sağlar. Bir sonraki komutumuz da velocity yani DPLS ve C komutu olacaktır.